Beyoğlu'nda çete savaşları. Bilal Yaman ve Barış Boyun. Beyoğlu'nun karanlık sokaklarında farklı çete gruplarının arasında güç savaşı yıllardır sürüyor. Bilal Yaman genç yaşta suç dünyasına adım atmış ve kısa sürede adını duyurmuş bir isim. Karıştığı çeşitli suçlarla adını duyuran Yaman, zamanla kendi suç örgütünü kurarak Beyoğlu'nun karanlık işlerine yön vermeye başladı. Barış Boyun ise Yaman'ın en sadık adamlarından biri olarak onun yanında yer aldı ve Yaman'ın tutuklanmasının ardından liderlik koltuğuna oturdu. İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 yıl süren yargılama sürecinin ardından 260 sayfalık gerekçeli karar açıklandı. Bu karar, çetelerin Beyoğlu'nda gerçekleştirdiği suçları detaylı bir şekilde gözler önüne serdi. Gerekçeli kararda çetenin ağırlıklı olarak Beyoğlu bölgesinde faaliyet gösterdiği, çeşitli çete gruplarıyla güç savaşına girerek çok sayıda silahlı saldırı ve yağma olayına karıştığı belirtildi. Karar'da çetenin gerçekleştirdiği 25 ayrı eylem tek tek anlatıldı. Bilal Yaman ve Barış Boyun'un hedefi lüks otomobil satışı yapan Yüksel Okur'du. Yaman ile Okur arasında para nedeniyle husumet baş göstermiş, Okur'un Yaman'a olan borcunu ödememesi üzerine suikast planı yapılmıştı. Suikast Beyoğlu Örnektepe'deki bir restoranda 24 Temmuz 2017 günü saat 03.45 sıralarında gerçekleştirildi. Ancak tetikçiler hedefleri olan Yüksel Okur yerine aynı masada oturan Letif Taşdemir'i vurdu ve öldürdü. Bu yanlış kimlik cinayeti, çeteler arasındaki husumeti daha da körükledi. Yüksel Okur'a yönelik suikast girişiminde bulunan Bayram Demir, bir başka silahlı çatışmada ağır yaralandı. 29 Mart 2018 tarihinde Beyoğlu Kaptanpaşa mahallesinde yaşanan çatışmada Barış Boyu'nun grubuna mensup Bayram Demir, Abdullah Atilla, Bedirhan Pamuk ve Emre Koyun Kasımpaşa tribün lideri Yüksel Usta Hüseyin ile Ufuk Genç'e karşı silahlı çatışmaya girdiler. Çatışma sırasında Yüksel Usta Hüseyin'in silahından çıkan kurşunlar Bayram Demir'in beline isabet ederek onun sakat kalmasına neden oldu. Yüksel Usta Hüseyin, Bayram Demir'i sakat bıraktıktan sonra boyun grubunun hedefi haline geldi. Metris Cezaevi önünde uğradığı silahlı saldırıdan yara almadan kurtulan Usta Hüseyin 16 Nisan 2022 günü eşi ve çocuklarının gözü önünde düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybetti. Bu saldırının arkasında yine boyun grubu vardı. Çete güç gösterisi yapmak ve rakiplerine gözdağı vermek amacıyla birçok kişiye ve iş yerine silahlı saldırıda bulundu. Beyoğlu Sütlüce'de bulunan Hasköy Sütlüce Uykuluk ile Klasik Oto isimli iş yerleri, Hıdır Yıldız'a ait olup çete tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Yine Beyoğlu Piyalepaşa'da bir cafenin sahibi olan Hamza Aykut, iş yerinde bulunduğu sırada maskeli dört kişi tarafından bacaklarından vuruldu. Piyalepaşa'daki Paşa'daki havuzbaşı, müzikolün sahibi Emrah Akkuş ve Gökhan Çakan da çetenin hedefi oldular. Mahkeme sürecinde bazı sanıklar çeşitli suçlardan beraat ederken, bazıları ise hapis cezası aldı. Letif Taşdemir'in ölümünden sorumlu tutulan Bilal Yaman, Barış Boyun, Emre Koyun, Burak Aygün, Okan Bingöl, Fırat Demir, İsa Eren ve Emirhan Kızılaslan yeterli delil bulunamadığı için beraat etti. Bu arada suç örgütünün lideri Bilal Yaman'ın avukatlığını, Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında tutuklanan avukat Serdar Öktem'in üstlendiği anlaşıldı.